Evet, Yozgat ili Çandır ilçemizdeyiz. Kıymetli Belediye Başkanımız Ertan Eroğlu Beyefendi ile beraberiz. Tabii değerli başkanım, ilk döneminiz. Evet, ilk öncelikle dönem. Hayırlı olsun. Sağ olun. Tabii Çandır hakikaten Yozgat'a epey uzakta, kırsal bir alana kurulmuş. Tabii problemleri çok fazla Çandır ilçesinin. Geçmişte de ciddi borçlarla anılan bir ilçemiz. Belediye ciddi manada da borçlu, siz borçlu, hacizlik bir belediye devraldınız. Hayri, sıkıntılı bir belediye devraldınız. Tabii esnaf olduğunuz için, yani esnaflıktan geldiğiniz için mutlaka bununla ilgili çözümleriniz olacaktır. Bunun üstesinden de geleceksiniz. İnşallah. Dolayısıyla borçları ödemeye de başlamışsınız. Şu anda Çandır'da, Çandır Belediyesi'nin durumu nedir? Geldiğinizde nasıl bir belediye devraldınız ve Çandır'da özellikle bu hizmet sezonu, yaz sezonunu nasıl değerlendirdiniz? Hangi projeleriniz var? Hangi projeleri hayata geçiriyorsunuz, başladınız ya da başlayacaksınız? Önümüzdeki süreç için Çandır'ı neler bekliyor efendim? Hacizli bir belediye doğrudur ama ekonomisi çok kötü olan bir belediye değil diğer belediyelere göre. Yaklaşık 70-75 milyon civarında borcumuz olmasına rağmen bir önceki başkanımızın kurmuş olduğu güneş enerji santralıyla, sistemiyle gelen gelirimizde bu borçların altından kalkacak durumdayız inşallah. Bir önceki belediye başkanımız hacizlik olan borçlarımızın birçoğunu ödememiş. Onlarla ilgili bizim çalışmalarımız var. Esnaflıktan gelme alışkanlıkta olduğu için biz hacizlik borçları sevmeyiz pek. Onları bir ucundan temizlemeye başladık. İnşallah bir yıla kadar Çandır Belediyesi'nin hacizlik borcu kalmayacak. O şekilde niyet ettik, o şekilde çalışıyoruz. Projelerimizde bütçemiz fazla büyük bir bütçe değil ama ona rağmen şu anda yol yapımlarına başladık. Ciddi bir yol yapımı yapıyoruz. Şu anda 4 tane yol yaptık. Bir tane hastane parkı yaptık. Ana yolumuzu karayollarına müracaat ettik. Sıcak asfalt yaptıracağız. O projemizde geçmek üzere. Eski hastanemiz vardı bizim. Yeni hastane yapılınca orası boş kaldı, yıkılacaktı. Orayı devre işlemlerini başlattık. Bitmek üzere. Orayı bize verecekler. Biz orayı hasta bakım merkezi olarak kullanacağız inşallah. Güzel bir tesis yapacağız. Önümüzdeki dönemlerde İPARD 4 projesi çıkacak. O projeyle de büyük bir kültür merkezi yapacağız. O kültür merkezinin içerisinde düğün salonu, spor salonları, kütüphane gibi büyük bir kültür merkezimiz olacak. Yeni bir belediye binası yapacağız. Onunla ilgili müracaatımızı yaptık. Red geldi ama yine de müracaatımızı devam ettireceğiz. İnşallah en kısa zamanda Çandır'a bir de belediye binası kazandıracağız. Bu şekilde projelerimiz var, devam ediyor. Şu an belediye binası kaymakamlığın içerisinde bulunmuş olduğu, evet, okul binanın içerisinde. Okul burası, evet. Evet, dolayısıyla sanırsam merkezde bir binanız daha var. Orayı, evet, tadilat edip belediyeyi oraya taşıyacaksınız değil mi? Evet, en kısa zamanda yeni çarşı merkezindeki binamıza taşınacağız. O geçici olarak olacak ama biz yeni binamızı yapacağız inşallah. Şu anda Çandır Belediyesi ekonomik yapısı nasıl başkanım? Şu an Çandır Belediyesi'nin ekonomik yapısı, İller Bankası'ndan gelen ödenekle maaşlarımızı karşılıyoruz yaklaşık olarak. Güneş enerjisinden gelen gelirimizle de diğer masraflarımızı karşılayıp ufak tefek yatırımlar yapabiliyoruz. Peki gördüğüm kadarıyla Çandır merkezde doğalgaz hattı geçmiş ve, evet, yollarda hayli sıkıntılı yollar olduğunu, yolların bozuk olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da ciddi manada vatandaşları da sıkıntıya sokuyor. Bu yollarla ilgili ne gibi önlemleriniz olacak? Yollarla ilgili şu an için doğalgaz geçen yerleri temizledikten sonra içine mıcır döküp bir yıl öyle atlatacağız. Çünkü çökme yapıyor. Bir yıl sonra da şu anki yaptığımız gibi yollarını yeniliyoruz. Yeni kilit taş olarak yapıyoruz. Bu dönem içerisinde 4 evet. yol yaptınız değil mi başkanım? 4 tane yol yaptık. Bunların doğalgazı geçen yıl geçtiği için onları yaptık. Bu yıl doğalgaz geçen yolları, sokakları gelecek yıl yapacağız. Ama çamur olmaması için de içerisine mıcır gibi böyle taş falan dökeceğiz. Çandır'ın etrafına baktığımız zaman, yani arazi yapısına baktığımız zaman da uygunluğu da görüyorum. Böyle insanların gezebileceği, dinlenebileceği mesire alanıdır, park bahçeleridir. Buna benzer çalışmalar olacak mı? Bir önceki başkanımızın yaptığı çok güzel bir mesire alanımız var. Kelda mesire alanı diye. Orada geçen haftalarda bir şenlik yaptık. Çok da güzel oldu. Bir de çarşı merkezine yakın, tam Çandır'ın ortasında çok güzel bir alan yapacağız. Onun projesi de özellikle bir kısmı geçti. Diğer kısımlarını da hazırlayacağız. Hem çarşıya çok yakın olacak. Çarşıya yaklaşık 50 metre ama çarşıdan da uzak bir yer böyle. İçerisinde suyun olduğu, yani zaten çocukların eğlenebileceği çok güzel alanların olacağı yerler yapacağız inşallah. Peki son olarak ilave edeceğiniz başkanım. Son olarak biraz vatandaşlarımız şikayetçiler bizden, toz çok yutuyoruz diye, ama doğalgaz geçtiği için mecbur bu toz ve çamur bir sene olacak. Yapacak bir şey yok her caddede. Önümüzdeki 5 yıl sonra o zaman sorunsuz bir Çandır. İnşallah 5 yıl olmadan inşallah bütün yollarımız yapılmış olacak. Çünkü doğalgazı bitireceğiz inşallah 3 yıla kadar. Sizin o zaman şöyle bir sözünüz var başkanım. Evet. Sizin döneminizde borçsuz bir Çandır Belediyesi ve sorunsuz bir Çandır. İnşallah hedefimiz o. Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.